6. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 216 cevapları, Anadolu Yayıncılık ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 216 cevapları Anadolu Yayıncılık. Göz ile ilgili kusurların teşhis ve tedavisinde yetkili olan kişilere göz doktoru adı verilir. Göz doktorları hastanın durumuna göre ilaç ya da gözlük reçetesi yazar. Gerekli görülen durumlarda cerrahi müdahalelerde bulunur. Göz doktorunun verdiği reçeteye göre gözlük merceklerini ve kontakt lensleri hazırlayan, göze uyumunu kontrol eden kişilere optisyen denir. Optisyenler, göz kusuru olan bireylerin daha iyi görmesini sağlayan, bir çerçeveye yerleştirilmiş merceklerden oluşan gözlükleri hazırlarlar. Kulak, burun, boğaz, KBB doktorları vücudun kulak, burun, boğaz, baş ve boyun gibi kısımlarında görülen kusurlarla ilgilenirler. KBB doktorları işitme kaybını, ne yanı sıra kulak enfeksiyonu, iltihaplanma gibi iç ve dış kulakta meydana gelen hastalıkların tedavilerini de yaparlar. İşitme kaybı yaşayan kişiler bir odyoloğa, işitme bozuklukları uzmanı başvurmalıdır. Odyologlar, işitme kayıpları ve denge bozuklukları ile ilgili çalışmalar yapan uzman kişilerdir. Öğrendiklerimizi gözden geçirelim. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız. 1. Yasin sınıfta ön sıralarda otururken tahtada yazılanları net göremiyor, fakat arka sıralarda otururken görebiliyor. Yasin'de görülen göz kusurunun adı ve tedavi yöntemi nedir? Cevap, Yasin hipermetroptur. Bu göz kusuru mercek kullanılarak tedavi edilir. 2. Burun sağlığımızı korumak için alınması gereken tedbirler nelerdir? Cevap, burun kanamalarında, grip veya nezle gibi hastalıklarda hemen doktora gitmeliyiz. Burun temizliğine özen göstermeliyiz. Sigara içmemeliyiz. 3. Dış ortamdan gelen seslerin işiti. Limesi sırasında sinirsel iletimin gerçekleşme aşamaları nelerdir? Cevap, kulak kepçesi çevreden gelen ses dalgalarını toplayarak önce kulak yoluna, ardından kulak zarına iletir. Kulak zarı, gelen ses dalgalarını titreştirerek orta kulağa iletir. Çekiç, örs ve üzengi kemikleri ses titreşimlerini güçlendirerek iç kulağa aktarır. Ses titreşimleri oval pencere yoluyla önce dalıza, ardından salyangoza iletilir. Salyangozda bulunan işitme almaçları ses uyarılarını, uyartı mesajına dönüştürür ve işitme sinirlerini aktarır. İşitme sinirleri uyartı mesajlarını beynin işitme merkezine iletir. Böylece sesler duyulur. 4. Acı besinler yediğimizde besinlerin tadını hemen algılayamayız. Bu durumun sebebi nedir? Cevap, çünkü dilimizin arka kısmı acı tatları daha net biçimde algılar. 6. Sınıf Anadolu Yayıncılık Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 216 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.